Suruç patlamanın şokunu atlatmaya çalışıyor. Şehir gece uyumadı. Yaralı 104 isimden gelecek iyi haberi bekledi. Hayati tehlikesi bulunan 20 kişiden 10'u gece ameliyat edildi. O yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu açıklandı. Patlamanın yaşandığı Amara Kültür Merkezi ise yas evine döndü. Kapısına siyah kuşak asıldı. 32 kişinin hayatını kaybettiği Suruç'taki Amara Kültür Merkezi'nde ise patlamanın izleri sıcaklığını koruyordu. Suruç'ta 31 kişinin hayatını kaybettiği Amara Kültür Merkezi'nin bulunduğu bahçede patlamanın etkisini yakından görmek mümkün. Burası kültür merkezinin duvarı ve işte patlayıcının etkisini güçlendirmek için kullanılan çelik bilyeler ve duvarda açtığı delikler. Olay yeri inceleme ekipleri sabahın ilk saatlerine kadar patlama noktasında çalışmalarını sürdürdü. Canlı bombanın Rus yapımı TNT kalıpları ve etkisini arttırmak için çelik bilye kullandığı belli oldu. Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerinin Kobani'ye götürecekleri oyuncaklar da patlama noktasına getirildi. Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yapılırken o patlama gerçekleşti ve patlamanın tam olarak gerçekleştiği noktada işte bu ağacın altı. Kobani'ye yardım götürmek için toplanan gençler de o oyuncakları Kobani'ye ulaştıramadılar. Olayın aydınlatılması için de iki savcı görevlendirildi. Yine patlayıcı konusunda uzman iki isim de İstanbul'dan Suruç'a geldi. Amara Kültür Merkezi'nde yaşanan patlama anı içinde MOBESE kayıtları incelemeye alındı. Saldırının gerçekleştirildiği Amara Kültür Merkezi'ni 3 MOBESE kamerası görebiliyor ve o kameralar şu anda kayıt altına alınmış durumda ve incelemeleri sürdürülüyor. Amaçsa 18 yaşındaki canlı bombanın yanında bir başkasının olup olmadığının tespit edilmesi. Yapılan intihar saldırısında hayatını kaybeden iki Suruçlu için de cenaze töreni düzenlendi. Amara Kültür Merkezi'nde sık sık saygı duruşunda bulunuldu. Canlı bombalı saldırıya Suruç esnafı da tepki gösterdi. Patlamanın yaşanmasının ardından Suruç'ta büyük bir öfke dalgası oluştu. Esnaf da bu patlamayı protesto etmek amacıyla bugün kepenk kapattı.